Günaydın, günün ekonomisiyle karşınızdayız. Önce şöyle bir rakamlara bakacağız. Yeni güne başlarken dünden kalan rakamlar bizim için ne ifade ediyor? Onun ayrıntısıyla başlayacağız. Gözümüz kulağımız son zamanlarda. Döviz tarafında dolarla başlayacağız biz de. Dolayısıyla dolar tarafına geldiğimiz nokta bize 4.59'lu seviyeleri gösteriyor şu an itibariyle. Peki dolarda ne oluyor? Sadece bizden kaynaklı bir durum mu söz konusu, yoksa bütün dünya açısından bakıldığında, dolar endeks açısından bakıldığında bir farklılaşma mı var? Aslında dünya da bunu konuşuyor. Neden böyle yukarı yönlü hareketler ya da dalgalanmalar oluyor sorusunun cevabı aslında önce dünyadan başlayalım, Türkiye'ye doğru alalım. Dünya tarafına baktığımızda her şeyden önce Amerika parayı geri çağırıyor. Faiz artırımına yönelik bir beklenti söz konusu. O faiz artırımı acaba 3'te mi kalacak, yoksa 4'e doğru uzayabilir mi? Bunu konuşuyor dünyada ekonomistler. Neden böyle bir durum ortaya çıktı? Çünkü Amerika'da beklenen veriler beklenenlerden çok daha iyi gelmeye başladı. Hangi verilerden bahsediyorum? Tarım dışı istihdam verisinden bahsediyorum. Enflasyon verisinden bahsediyorum. İşsizliğe ilişkin verilerden bahsediyorum. Maaş ödemelerinden bahsediyorum. Bütün bunlarda yukarı yönlü hareketler aslında doların da yukarı gitmesine bir taraftan sebep oluyor. Diğer taraftan petrol fiyatlarındaki hareketlenme yine dolardaki hareketlenmeye neden oluyor denilebilir. Bu arada gelişmekte olan ülkelerden bir parça paranın çıktığını, hatta bir parça demekten çok daha fazlasının çıktığını söylemek mümkün. Uluslararası Finans Enstitüsü'nün açıkladığı bazı rakamlar var. Gelişen piyasalardan fon çıkışları Mayıs ayında çok ciddi bir hız kazanmış gibi görünüyor. 12.3 milyar dolara ulaşan bir büyüklükten bahsediyoruz. IMF'in yapmış olduğu açıklamalar. Peki neden bu kadar ciddi bir fon çıkışı var gelişen ülkelerden, gelişmekte olan ülkelerden gelişen ülkelere doğru gidiyor? O tarafta yine Amerika karşımıza çıkıyor büyük abi şeklinde. Amerika'nın gümrük vergisiyle ilgili hali hazırda tüm dünyaya savurmuş olduğu tehditler, bununla ilgili alacağını söylediği önlemler, bu tehditlerin yinelenmesi, Avrupa'daki siyasi belirsizlikler, hem İtalya cephesinde yeniden bir hükümetin kuruluyor olması, hem İspanya cephesinde güven oyu alamayan Rajoy'un gitmesi ve yeniden bir yapılanmanın oluşacak olması, hepsi birleşince işte yukarı yönlü hareketleri dolarda getiriyor. Peki bizim kendimize özel bazı nedenlerimiz var mı? Elbette var. O nedenleri de şöyle bir sıralayalım. Malum seçim satma halindeyiz. Dolayısıyla piyasa belirsizliği çok da sevmiyor. Haliyle ilk yaptığı şey dövize yönelmek oluyor ki dolarizasyon konusunda geçmişe de bakıldığında sicil çok temiz değil. Dolayısıyla bu hareketlenme, yurt içerisindeki hareketlenmenin biraz bundan kaynaklandığını söylemek de mümkün. Diğer taraftan yarın Merkez Bankası'nın kararını bekliyoruz. 7 Haziran'da para politikası kurulu toplantısı yapılacak. Piyasa Merkez Bankası'ndan bir faiz artırımı daha gelir mi acaba'yı düşünüyor. Biraz da aslında merkezi buna zorluyor. O zorlamanın haricinde yurt dışı kaynaklardan, yabancılardan gelen bazı raporlar var ki o raporlarda Merkez Bankası'nın faiz artırımı konusunda çok daha istekli davranması gerektiğini söylüyor. Kim o kurumlar? JP Morgan'dan mesela 100 bas puanlık bir faiz artırımı beklediğini söylemiş. İki ayrı senaryo çiziyor JP Morgan. İlk olarak politik belirsizliği çözmesini beklediğini söylüyor merkezin ve sonrasında Haziran ayında 100 bas puanlık bir faiz artırımına daha gidilmesi gerektiğini düşündüğünü söylüyor. İkinci olarak seçimlerden sonrasına dair bir takım yorumları var. Yine merkezin politik baskıyla mücadele etmek için seçim öncesinde de mümkün olduğu kadar sıkı bir duruş sergilemesi gerektiğini söylüyor. Başka var mı böyle yorumlarda bulunan yabancı kurum? Morgan Stanley var, JP Morgan'ın ardından. Morgan Stanley'nin yapmış olduğu açıklamalarda da 4.60 seviyelerinde kurun kalacağı varsayımı üzerinden hareket ettiklerini söylüyorlar. 2018 ortalama enflasyon tahminini burada %10.6'dan %12.1'e yükseltmiş durumdalar. Halihazırda geldiğimiz nokta %12.15 seviyeleri gösteriyor. Pazartesi günü açıklanan enflasyon rakamlarına bakıldığında. Orada da 75 bas puanlık bir faiz artırımı gelebileceğine dair bir seçimlerden sonrasında beklenti söz konusu. 7 Haziran'daki para politikası kurulu toplantısında da merkezin
repo faizini %17,25'e çıkarabileceğini öngördüğünü raporlamış durumda hali hazırda. Gelelim euro tarafına. Benzer bu anlattığım bütün hikayeler benzer şekilde bir hareketlenmeyi euro tarafında da gerçekleştiriyor. Dolarda geldiğimiz nokta 4.59'ların 4.60'lar seviyesindeyken 5.37.79'u görüyoruz euro cephesinde. Euro dolar paritesinde geçtiğimiz haftadan bu yana önemli bir dalgalanma söz konusu. 1.17-1.15 bandında çalışıyordu euro dolar paritesi. 1.17'lerin yeniden üzerine çıktık. 1.17.22 ile euronun da dolar karşısında önemli bir direnç gösterdiğini, önemli bir mücadelede bulunduğunu söylemek mümkün. Petrol fiyatları cephesine baktığımızda Amerika tehditleri yine elbette önemli. Amerika'da özel sektör verilerine ayrıca bakılıyor. Ham petrol stoklarının azaldığını gösteriyor bu veriler. OPEC tarafında üretimin artırılmasını istediğini ifade ediyor Amerika bu anlamda. Ancak arz azalacağı yönündeki o beklentiler bir parça daha dengelenmiş görünüyor. O kadar da beklenen kadar da artırmayabiliriz diyorlar. Dolayısıyla burada kazançların korunduğunu söylemek mümkün. 75.9 dolardayız Brent petrol cephesinde. VTI'de de benzer bir hareket olduğunu, Amerikan tipi petrolde de benzer şekilde bir hareketlenme olduğunu söylemek mümkün. Gelelim Borsa İstanbul cephesine. Borsa İstanbul'da 100 binin altındaki seviyeler çok önemliydi. Buralar kalıcı olacak mı olmayacak mı onu gözlüyorduk. Pazartesi günü itibariyle 100 bin seviyesinin altında piyasayı açtık. 99 binlere doğru sarktığını görmüştük. Oradaki sarkma toparlanma ile birlikte karşımıza gelemedi. Bankalar üzerinden ağır bir satış vardı. Bankalar üzerindeki satışta Fitch'in 25 bankanın kredi notunu negatif izlemeye almasıyla bu haberle beraber geldi. Borsa İstanbul tarafı da bankacılık sektörü öncülüğünde azalan ya da artan bir endeks olmasından sebep 97.823 seviyesine kadar gerilemiş durumdayız. Hala aslında Merkez Bankası'nın vereceği kararlarla birlikte bu seviyelerin altında kalınacak mı? Yoksa üstüne doğru bir alım fırsatı verecek mi? Buna bakıyoruz. Altın tarafında da 1296 dolara geldik. Ons başına geldiğimiz noktalar şu anda 1298'den geçiyor son işlemler diyelim. Gazete manşetleri bize neyi gösteriyor? Ekonomide gündemimizde neler oturuyor? Şöyle bir ona hızlıca bakalım. Evet, piyasadaki bütün bu rakamları etkileyen bir başka raporda aslında büyüme beklentilerini düşürmesiyle birlikte Dünya Bankası'ndan gelmişti. Dünya Bankası'nda verilen açıklama 2018'ine ilişkin ve 2019'a ilişkin rakamları ortaya koydu. Gelecek sene için %4,4 olan büyüme tahminini %4 olarak açıkladı Dünya Bankası. Sadece Türkiye cephesinde değil aslında pek çok yerin büyüme rakamlarına ilişkin rakamları revize etmişti. Mesela Brezilya büyüme tahmininde Ocak'ta %2'den %2,4'e revize etti. Çin büyümesine 6,4'ten 6,5'a revize etti. Amerika tarafındaki büyüme beklentileri 2,5'tu 2,7'ye revize etti. Ticari korumacılık önemli risk teşkil ediyor diyor Dünya Bankası. Özellikle küresel ekonomi açısından küresel ekonomiye dair risklerin aşağı yönlü olduğunu vurguluyor. Ancak bütün bunları yaparken Türkiye'ye ilişkin politik belirsizliği özellikle göstererek, merkeze işaret ederek orada aşağı yönlü bir büyüme rakamı vermişti. Özellikle enflasyon rakamlarından sonra enflasyonun yukarı doğru gelmesiyle birlikte büyüme rakamlarının düşmesi zaten beklenen bir süreci ortaya koyuyordu. Diyelim finansal şartların sıkılaşmaya devam etmesini beklediğini ifade ediyor. Bu da gelecek dönemde büyümeyi baskılar diyor. Her şey konut için başlığını görüyoruz Habertürk gazetesinde. Her şey konut için, hükümet konut sektörünü canlandırmak için sağladığı teşviklere bir yenisini daha eklemiş görünüyor. Emlak sektöründeki alım satım komisyonları üzerinden bir yeni uygulama getirdi. Orada %6 civarında olan komisyonun %4'e düşürülmesinden bahsediliyor. Böylece 500 bin liralık bir ev alınırken emlakçıya 10 bin lira daha az komisyon verileceğine ilişkin bilgi de Habertürk gazetesinin içerisinde Erdem Aktürk'ün haberinde verilmiş. Hedef burada tabii ki satışları artırmak, yatırım iştahının azalmasından dolayı buradaki teşviklerin bir parça daha artacağını öngörmek çok da zor değil. Yetki belgesi alma şartı gelmiş. Taşınmaz ticaret hakkındaki yönetmelikten
yapılan değişiklikle birlikte kat mülkiyeti içinde herkesin onayı gerekiyor. Bunu nasıl daha popülist bir şekilde anlatabiliriz? Mesela evinize bir pimapen taktıracaksınız, bütün mahallenin onayını almanız gerekecek gibi bir durum söz konusu. Bakalım uygulamada nasıl bir tabloyu ortaya çıkartacak. %3 veren evini kaydettirecek, Vatan Gazetesi'nin haberi. İmar Barışı'ndan bahsediyoruz burada da. İmar Barışı'na başvurular Cuma günü başlıyor. Bunda yetkili ağızlardan önemli açıklamalar, önemli uyarılar var. Aman geç kalmayın, aman bu barışı kaçırmayın minvalinde çağrılar bunlar. Yapılara 600 liradan 2000 liraya kadar metrekare fiyatı belirlenmiş durumda. Buna emlak vergi değeri de eklendikten sonra konut için %3, ticari birim için %5 ödeyen kaçak yapısını kaydettirebilecek. Cuma bunun için son gün, bir kez daha hatırlatmış olalım biz de. Kaçak yapana da bir hapis cezası öngörülüyor. Mehmet Özhasaki tarafından yapıldı bu açıklamalar. İmar Barışı'na ilişkin toplamda 40 ila 50 milyar lira bir bedel toplanacağına inandıklarını ifade ediyor. Asıl yasanın bu olmadığının da altını çizmiş. Arkasından bir imar yasası geleceğini söylüyor. Kentsel dönüşümü kolaylaştıracak yasalar geleceğini ifade ediyor. Özellikle İstanbul cephesinde kentsel dönüşümde önemli adımlar atılmıştı. O önemli adımların yanı sıra bir takım bürokratik engellerin olduğu, o bürokratik engellerin aşılması hususunda da tarafların çalıştığı belirtiliyordu. İlerleyen günlerde ayrıntılarını aktarmaya devam edeceğiz elbette size. Gelelim bir başka habere. Altın fiyatları. 1296 dolara geldik dedik az önce, ons fiyatı başında. Ancak yukarı yönlü bir dolar kuruyla da karşı karşıya olduğumuzdan biz burada altın fiyatlarını yurt içerisinde çeyreklerde, atalıralarda, gramlarda hem dolar fiyatı hem ons fiyatına bağlı olarak hesapladığımızdan altın fiyatları biraz el yakıyor bizde. Çeyrek üretimi %80 oranında azalmış. Çeyrek bile alamadık başlığıyla da Vatan Gazetesi'ndeki yerini bulmuş. Dolardaki yükseliş altın fiyatlarına da yansıdı. Altın ilk 5 ayda yatırımcısına %19 kazandırdı deniyor. Altın fiyatlarının Mayıs'ta rekor üzerine rekor kırmasıyla birlikte darphanenin üretimini bu durum vurdu. Çeyrek üretimi %80 oranında azaldı. Vatandaş şu durumda altın talebini gramla karşılamış görünüyor. Tarıma 500 milyon liralık bir teşvik var. O haberi de aktaralım sizlere. Bu haber de Milliyet Gazetesi'nden gelecek ekrana. Bayrama kadar tarıma 500 milyon liralık bir teşvikten bahsediyor. Hem inşaat sektörüne teşvikler var, hem sanayi tarafına bazı teşvikler var. Şimdi tarıma da bir başka teşvik geldi. O teşviğin ayrıntılarına da şöyle bir göz atalım. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba tarafından açıklandı buradaki rakamlarda. 1 Ocak'tan Ramazan Bayramı'na kadar üreticilere ödedikleri nakit hibe tutarının 10.1 milyar liraya ulaşmış olacağını belirtiyor. Böylelikle 2018'de üreticilerimize vermeyi planladığımız toplam 14.5 milyar liralık tarımsal desteklerin %70'lik kısmını da ödemiş olacağız notunu düşmüş Fakıbaba. En değerli markalar açıklandı. O en değerli markaların içerisinde çok çok önemli Türk şirketleri var. En yüksek irtifa Türk Hava Yolları'ndan gelmiş görünüyor. Marka liginin şampiyonu Türk Hava Yolları olduğu başlığıyla birlikte Milliyet'in ekonomi sayfasında da bu haber yerini bulmuş. Türk Hava Yolları iki basamak yükselişe imza atmış bu süreç içerisinde. Türkiye'nin en değerli markası olarak görünüyor. 2 milyar dolarlık bir marka değerine ulaştığını söylemek mümkün bu aşamada Türk Hava Yolları'nın. Türk Telekom Türk Hava Yolları'nı takip ediyor. Turkcell de 3. sıraya ulaşmış. Turkcell halihazırda biliyorsunuz ki 5 baba yiğitten bir tanesi. Az sonra ona ilişkin ayrıntıları da elbette konuşacağız diyelim. Ve gelelim son haberimize. Telefonla müşteri tacizi son bulacak. Milliyet Gazetesi'nde bence günün en sevindirici haberi, sürekli sizi arayıp kişisel verilerinizi elde etmeye çalışan bıktığınız telefonlardan belki de kurtulacağız. Bir komisyon kurulmuş bununla ilgili. Komisyon kurulmasının nedeni de elbette şikayetlerin ciddi oranda artmaya başlaması. Telkoder Başkanı Yusuf Ata ANAK tarafından yapılıyor bu açıklama. Türk Telekom Start için 2018 yılı başvuruların 5 Haziran'da başladığını ifade etmişler.
Serbest Telekomünikasyon İşletmeleri Derneği sürekli aranmamıza ilişkin çözüm bulmak için harekete geçmiş durumda. Hem aboneleri hem de internet hizmeti sunan şirketleri kapsayan bir çalışmaya imza atacaklarını söylüyor. Bayi sorunlarını çözme komisyonunun kurulması bu aşamada sağlanmış gibi görünüyor. Kişisel verilerimiz ne derecede güvende, o blockchain sisteminin içerisinde ne kadar kendimizi koruyabiliyoruz? Buna ilişkin tartışmalar çokça yapılmıştı. O tartışmalarda bu verilerin güvenli ellere geçmesiyle birlikte son bulacak gibi görünüyor. En azından bunu umduğumuzu söyleyelim ve parametreye geçelim.